Can yoldaşım, yeni bölümde neler olacak? Swamiji yaptığı oyunla Santoş'un hırsız durumuna sokmuştu. Santoş bu suçlamalar karşısında sarsılır. Peki şimdi neler olacak? Bu hırsızlık durumu herkesi üzüntüye boğarken Zambiya bu duruma anlam veremez. İdolün üzerinde duran kolye bir anda nasıl yok olabilir? Tüm bunları düşünene Zambiya bir ipucu arar. Düşünceye dalan Zambiya'nın aklına Swamiji'nin sözleri gelir. Bu sözlerden hareketle Zambiya, kolyenin evde bir yerde olduğunu düşünür. Zambiya bu durumu ev halkına anlatır. Ev halkıyla beraber kolyeyi konakta aramaya başlarlar. Mena bu durumu bir fırsat olarak görür. Eğer kolyeyi ilk o bulursa büyük bir mirasa konulacaktır. Ancak tüm aile evi arasa da kolyeyi bir türlü bulamazlar. Aramalar sonuçsuz kalınca Zambiya yine Swamiji'nin sözlerini anımsar. Bu sözleri zihninden geçirir. Chavi ve Mena da ona yardımcı olur. Sonunda Zambiya konuşmaların satır aralarında oldukça iyi bir noktaya gelir. Kolyenin sunakta olabileceğini düşünür. Zambiya'nın bu düşüncesinden hareketle herkes sunağa gider. Mena herkesten önce gidip kolyeyi bulabilmek için hemen şeytanlığa başlar. Zambiya'nın yoluna yağ döker ve onu geciktirir. Ayrıca Suraj'ın da yanlış yönlendirir. Sunağa ilk varan Mena her yeri didik didik eder ve sonunda Mücevher'i bulmayı başarır. Kimse görmeden Mücevher'i saklayan Mena kazanacağı parayı düşünerek çok mutlu olur. Ardından sunağa Zambiya gelir. Suraj ile beraber ikili kolyeyi arar. Ancak herhangi bir şey bulamazlar. Zambiya Mücevher'in burada olması gerektiğini düşünürken hayal kırıklığı yaşar. Mena ise elindeki Mücevher'i saklamak için ahıra gider. İneğin gübresine Mücevher'i saklar. Kimseye çaktırmadan tüm bunları yaptığı için de mutlu olur. Ertesi gün olduğunda Zambiya süt almak için kapıya gider. Ancak sütü ona süt satmaz. Zambiya yıllardır süt aldıkları sütçünün bu hareketine çok kızar. Herkesin nedenle onlara düşman olduğunu apaçık görmüş olur. Mena ise sabahtan bir bahane bularak ineğin yanına gider. Mücevher'i sakladığı gübrenin kurumuş olduğunu görür. Bir şekilde bunu konaktan çıkarmanın yollarını arar. Zambiya'nın yaşadığı dışlanma durumunu Suraj da yaşar. Suraj dükkanı açtığında kimse ondan tatlı almaz. Aksine ona kötü sözler söylerler. Ayrıca ocağın biten tüpünü değiştirmek isteyen Suraj, tüpçüyü aradığında da benzer durumla karşılaşır. Kimse onlara mal satmak istemiyordur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Zambiya pozitif düşünür. Ahırda bulunan inek gübrelerini getireceğini söyler. Böylelikle geleneksel ocakta tatlı pişirmeye devam edebilirler. Nitekim tahmin edeceğiniz gibi Zambiya'nın ineğin yanına gitmesiyle beraber kayıp mücevherler de bulunmuş olur. Suraj hemen mücevherleri götürmeliyiz der. Ancak Zambiya ona karşı çıkar. Altınları götürmek demek suçu kabul etmek demektir. Swamiji'nin şeytani planı iki türlü de onları suçlayıcı şekilde işlemiştir. Bu yüzden Zambiya için içinden çıkmalarını sağlayacak yeni bir plan arayışı içine girer. Swamiji'nin sahtekarlığını ispatlamazlarsa oldukça zor duruma düşeceklerdir. Bu arada Mena da mücevherleri almaya gider. Ancak onların orada olmadığını görünce kahrolur. Diğer tarafta Swamiji'nin verdiği süre ise artık dolmuştur. Onun müritleri tüm aileyi alarak Swamiji'nin yanına götürür. Bu yolculukta halk tüm aileye hakaretler savurur. Swamiji tüm insanların içinde bir kez daha aileyi tehdit eder. Onlara 24 saat daha müsaade edeceğini söyler. Ya sularını kabul edecekler ya da cezalarını çekeceklerdir. Tüm aile için zaman hızla daralırken Zambiya ve Suraj kılık değiştirerek bir plan yaparlar. İkili kılık değiştirerek gizlice yaptıkları şeyden sonra Swamiji'nin karşısına çıkar ve ona meydan okur. Swamiji Mücevher'in konakta olduğunu iddia ederken Zambiya tam tersini söyler. Tüm insanlar ise bu karşılıklı meydan okumanın nasıl sonuçlanacağını merak eder. Bakalım daha neler olacak. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için dizi haber dünyasını takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.